Ben adım İbrahim Çevik, Ardışlı köyünden. Yıllardır bu dağlara geliyoruz. Dağlarda meralarımız buralar. Hayvanlarımızı otarıyoruz. Güzellikle otarıyoruz. Madenciler buraya geliyor. Buralarda maden çıkaracağız diye meralarımızı elimizden alıyorlar. Mezrelerimiz kalmadı. Köyde yerlerimiz kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki hayvancılık yapın. Dışarıya dövizi göndermeyelim. Para burada kalsın diyor ama meralar elimizden gidiyor. Biz ne şekil hayvancılık yapacağız? Nasıl yapacağız? Mezrelerimiz gitti. Madencilere teslim ettiler. Buralarda madencilere giderse biz nasıl hayvancılık yapacağız? Buraya gelmiyor. Yağmurlu havada geliyor. Bir de Mayıs ayında birlikte geldiğimizde bu yol kenarında konaklıyoruz. Erkan Bey size giderken gösterebilir. Orada bizim köyümüz var. Orada konaklıyoruz. Geliriz 15-20 gün, bir ay burada kalırız. Bundan sonra yukarıya çıkıyoruz. Şimdi 10 gün sonra biz ineceğiz. Burada konaklayacağız. Burada kalacağız. Hayvanlarımız burada kalacak. Bu yayla Çimenli ve Ardışlı köylerine tahsislidir. Sınırlar Kabaca'ya aittir. Kullanımı Ardışlı ve Çimenli'ye aittir. Evet. Burasının ruhsatını alan arkadaş Tuğrul Büyüktürk burada maden ocağı açacağını iddia ediyor. Burada hayvanların otlayamayacağını iddia ediyor. Burada hayvan yaşamaz olduğunu iddia ediyor. Ama siz de gördüğünüz gibi hayvanların tümü burada ve otluyorlar. Biz burası ne güzün bu mevsimlerde çok kullanıyoruz. Burası olmasa bizim yaylamızın bir anlamı yoktur. Bizim buraya gelip gitmemizdeki gücü şuraya getirdiğimiz hayvanlardan alıyoruz. Ben buraya arı bile çıkarıyorum. İlaç olarak çok faydalı bir bitki örtüsü vardır. Ama burada bir maden işletmesi açıldığı zaman böyle bir şey kalmayacaktır. Normalde burası mera olarak devlet tahsis etmiştir fakat maden şirketleri yahut yandaşları farklı bir şekilde talan etmek istiyor. Haylardır bizim başka bir meramız yoktur. Biz dedelerimizden, atalarımızdan bu hayvancılığı yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Aksi takdirde eğer burası talan olursa yayla diye bir şey kalmaz. Biz de buralara daha gelemeyiz, hayvancılık da yapamayız. Hayvanlarım tekrar gerisin geri dönüyor. Akşama oldu mu buradan böyle yukarıya doğru gidiyor hayvanlarımız. Bu şekil gidiyor. Dediğim gibi, geldiğimiz gibi bir ay kalıyoruz. Şimdi 10 gün sonra ineceğiz. Biz burada kalacağız. Burası da gittim elimizde. Ne yapacağız ya? Nereye gideceğiz? Yani ne bileyim, bu meralara el koymak demek bizim geleceğimiz çocukların nesil için çok kötü bir şey yani. Hayvan öyle duyduk ama bizim hayvanlarımız burada. Bizim köyde meramız yok. Yani meramız yok. Biz ahırdan açıyoruz, geliyoruz. Bir ay kalıyoruz, o da bahçelerde yani. Dışarıda da burası olmayınca biz hayvancılığı yapamayız. Bizim çilimiz var, çocuğumuz var. Yani çıkartamayacağız tabii. Nereden çıkaracaksın? Mezrede bir mezremiz var, çıkartamıyoruz. Şimdi o mezre öyle olmasaydı ben 10 gün sonra inip o mezrede bir ay kalacaktım. Ama böyle olunca kalamıyoruz. Burada kalıyoruz yani. Ben amcamla beraber mi çalışıyorum? Evet. Asiye Yavuz. Evet, buralarda otluyum. Yoldan geliyoruz. Selamun aleyküm. Çobanlar, adamlar, ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? İnsan bir söyler ya. Diyelim abi, diyelim. Problemler. Burada diyorsun ya. Yolda niye demiyorsun abi ya? Ben görmedim. Nasıl görmedim? Yolda oturuyorduk orada biz.
Hayvanları kolluyorduk ya. Hayvanlar kapatın diye ya. Yok. Amacımız yok. Lütfen ya. Lütfen. Allah'ını seversiniz ya. Biz meramızı kullanmasını isteyen insanlardanız. Ya ya ben diyorum ki ya. Niye ya biz değil. Yani biz hayvan mıyız? Biz insan değil miyiz ya? Ha buradan geçerken insan der ki selamun aleyküm hemşerim. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Nasılsınız? 25-20 demiş ki benim yapacağım sahada, çalışacağım sahada hayvan gezmez, otlamaz. Siz buraya kadar bir şirket var mı? Ha yok. Adam aşağı gitti. Var, aşağıda aşağıda var mı? Yok aşağıda. Aşağıda olmazsa olacağım. Biz bunun içinde burada duramayız. Biz köyden çıktığımızda hemşerim, bak köyden çıktığımızda sayın muhtarım müsaadenle köyden çıktığımızda geliyoruz burada bir ay aşağıda konaklıyoruz. Tabii, bir ay. Tabii, olur, tabii, canım. Ardışlı köyü. Ha, siz başka köyden yok, yok yok yok. Başka yani, köyden yani, değil. Yani, yani, yani. İki köye tahsistir. Bir ay burada konaklıyoruz. Evet. Köyden çıktık mı bir ay. Evet. Şimdi aha şimdi bir hafta sonra yarın öbür gün yağmur yağacak. En azından yolda bizim çadırımız var. Muhtarına giderseniz gösteririz size. Bir ayda orada kalıyoruz giderken. Mezrelerimiz bitti. Madenciler bitirdi. Aldı götürdü. Bir burası kaldı. Burası da kalırsa ben torunuma, kızıma, gelinime, oğluma ne yedireceğim, ne içireceğim? Ben bir emekli yaparım. Nereye gideceğiz ya? 11. ayda, 12. 11. ayın 15'inde, 20'sinde biz hayvanları götürüyoruz. Ahıra atıyoruz hanımcığım. Buradan dağıldık mı? Başka türlü olmuyor. Abi ne yedireceğiz? Mezriler gitti, merak etti. Paramızla ot alıyoruz. Ailemin boğazından kesiyorum. Buna inan torunumun boğazından kesiyorum. Hayvanıma ot alıyorum. Keçime ot alıyorum, yem alıyorum, yediriyorum ya. Merada gitti mi ben ne yapayım? Yeni yaptı bunu niye?